Ülkemizde porsiyonlar küçülürken zamlar büyüyor. Vatandaş artık isyan ediyor. Son zamlarla birlikte en düşük elektrik faturası artık neredeyse 250 liraya çıktı. 2021 yılında elektriğe Ocak ayında %6, Temmuz ayında %15 olmak üzere toplam %22 oranında zam geldi. 2022 yılı için memurumuza ise %5 artı %7 olmak üzere toplam %12 oranında zammı da reva gördüler. Elektrik faturalarına yapılan zam, memura yapılan zammın neredeyse iki katı. Bu nasıl adalet? Üstelik yeni zamlar da kapıda. İklim krizine karşı bugüne kadar hiçbir adım atmayan AK Parti, bugün yaşadığımız art arda felaketlerde nasıl yetersiz kaldıysa, kuraklık nedeniyle enerji üretiminde de darboğaz yaşıyor. Hidroelektrik santrallerin üretim payı rekor oranda düşerken ithal girdili santraller devreye alınıyor. Bu da maliyetlerin artması ve faturaların kabarmasına neden oluyor. TEİAŞ'ın resmi verilerine göre 1-23 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'deki üretimde hidroelektriğin payı %15'e geriledi. Bu oran daha önce %30'lar üzerindeydi. Aynı tarihte doğalgazdan elektrik üretimi yapan santrallerin oranı ise %37'ye çıktı. Bu oran daha önce %20 seviyesindeydi. Bu denge böyle devam ettiği sürece maliyetler katlanarak artacak. Bu da özellikle sonbahar döneminde yeni zamları gündeme getirecek. İktidarı uyarıyoruz. Elektrikteki bu üretim dengesiyle artan maliyetlerin faturasını artık vatandaşımıza kesmeyin. İktidar gerekirse akaryakıt ürünlerinde hayata geçirdiği eşel mobil sisteminin bir benzerini elektrik için de uygulamalı. Elektrik zamları doğrudan vatandaşa yansıtılmamalı. Elektrikte başta TRT payı ve diğer fonlar, vergiler olmak üzere kaldırılarak bu zam vatandaşa yansıtılmamalı.